Bu gördüğünüz harika resimler basit ve ücretsiz bir yapay zeka uygulaması ile yapıldı. Sizlerde aklınıza gelebilecek her şeyi sadece yazarak böyle bir sanat eserine çevirebilirsiniz. Bilgisayacı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Serdar. Yapay zeka uygulamalarının araştırılması, yazılımlarının denetlenmesi ve bu yazılımlar üzerinde yapay zeka araçları geliştirme uzmanıyım. Bu kısa bilgiden sonra müsaadenizle konumuza geçelim. Bilmeyenler için kısaca bu uygulama bir text to image'dir. Yani metinden resime dönüştürme uygulamasıdır. Bu zamana kadar onlarca text to image generatör sitesi inceledim. Midjourney, Dalle, Lexica, Leonardo gibi başarılı uygulamalar sonrasında şu an Stable Diffusion'a geçen ve muazzam işler yapan uygulamaları da kullandım. Ancak birçoğu ya ücretli ya da az sayıda resim oluşturma imkanı sunuyor. Elbette herkes parayla üye olmak zorunda değil. Çünkü dolar bazına göre Türk lirasına çevrildiğinde fahiş fiyatlar istendiğini biliyorsunuzdur. Bu videoyu da ücretsiz uygulama arayanlar için çekiyorum. Ben sizden ne bir üyelik ne de herhangi bir eğitim seti almanızı falan istemeyeceğim. Umarım sıkılmadan izliyorsundur. Bunu söylemek zorundaydım. Bahsettiğim uygulamanın ismi TensorArt. Linkini açıklamalara ve yorumların başına sabitleyeceğim. Dediğim gibi birçok benzer uygulama var ama ücretsiz, basit ve çok amaçlı olduğu için şimdilik ben bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Öncelikle Google'a girelim ve Tensor Art yazalım. Burada bir Gmail hesabınızla giriş yapıyoruz. Her gün için ücretsiz 100 kredi veriyor. Normal şartlarda 100 kadar resime tekabül eder. Size fazlasıyla yetebilir yine de bu videoyu izleyenlere özel bir sır vereyim. Eğer tek Gmail hesabı ve 100 kredi yetmez ise farklı Gmail hesaplarınızla istediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. Yani farklı Gmail hesaplarınızla tekrar tekrar istediğiniz kadar üyelik oluşturabiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi de unutmazsınız. Uygulama güzel ve basit dizayn edilmiş giriş yaptıktan sonra hemen buraya gelerek generate diyoruz. Gördüğünüz ekran açılıyor. Burada başkaları tarafından yapılan müthiş görselleri görüyorsunuz. Eğer isterseniz bunlardan birine tıklayarak referans olarak alabilirsiniz. Ama biz şu an kendimiz bir görsel oluşturacağımız için devam edelim. Yine de isteyen olursa yorumlarda belirtsin ki ona göre referans alarak resim oluşturmayla alakalı ikinci bir video çekerim dikkatle dinlemenizi rica ederek devam edelim. Arkadaşlar burada prompt yani istem kutucuğu var. Baştaki istemlerinizi yazdığınız, alt taraftaki de olumsuz istemler içindir. Yani baştaki kutucuğa ne yapılmasını istiyorsanız onu, alttaki kutucuğa da görmek istemediklerinizi yazıyorsunuz. Mesela kırmızı bir araba yapacaksak olumsuz prompt kısmına siyah ve başka renkler olmasın, kalitesiz ve kötü resim olmasın, renk soluk durmasın vesaire gibi yazabilirsiniz. Tabi program şu an Türkçe dilini henüz anlayamadığı için İngilizce olarak yazarsanız daha iyi anlayacaktır. İngilizcesi olmayan arkadaşlar yazacağı istemleri Google Translate üzerinden basitçe İngilizceye çevirebilirler. Fazla uzatmadan sizinle birlikte bir örnek yapalım. Mesela araba veya manzara tasarlayabiliriz. Ya da basit olacağı için güzel bir kadın model tasarlayalım ve gerçekçi bir kadın portre resmi yaratalım. Bu arada her ne yaparsanız yapın, Net ve belirgin istemler yazın. Resminizin tam olarak ne olduğu, içinde neler olacağı, arka planı, gölge ve ışıklandırması, hatta portrenizin boyutları gibi her şeyi yazabilirsiniz. Böylece muazzam sonuçlar çıkacaktır. Buraya istemi yazıyorum. Kısaca ne diyeyim? En basitinden ayakta duran ve kameraya poz veren güzel bir kadın portresi dedikten sonra istemimi detaylandırıyorum gülümseyen bir yüz, beyaz tenli ve parlayan bir cilt, model ölçülerinde fit ve çekici bir vücut. Detay olarak aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış. Bu arada böyle bir kadın veya erkek model tasarlıyorsanız giyeceği elbise hatta ayakkabısına kadar detaylandırabilirsiniz. Ha bu arada bu site NSFW içeriklere artı 18 içerikler oluşturmanıza müsaade ediyor. Yani modelin çıplak olmasını isteyebilirsiniz. Bu size kalmış. Biz devam edelim. Programın en güzel yanlarından birisi de istediğiniz resmi yaptırırken örnek modeller seçebilmenizdir. Bu örnek modeller içerisinde gerçekçi portrelerden anime karakterlerine, sinematik görsellerden, fantazi karakterlere, analog piksel resimlere kadar hayalinizdeki her şeyi bulabilirsiniz. Uygulama bize toplamda 4 farklı model seçebilme imkanı sunuyor. Ben birinci örneklemeyi Lora modeli olarak seçiyorum. Bir kadın model tasarlayanlar için en iyi seçenektir. Dikkat edilmesi gereken yer diğer modelleri de Lora olarak seçerseniz muazzam ve gerçeğinden ayırt edilemeyen karakterler oluşturursunuz. Hatta bu şekilde bir karakter tasarlayarak Instagram'da fenomen olan Hali hazırda sponsorluk alarak para kazananları da gördüm. Yakında bu konunun detaylarını sizinle paylaşırım ama pek tavsiye etmiyorum. Neyse, resminizin hangi ölçekte olacağını seçiyoruz. Short, Reels gibi paylaşım yapan arkadaşlar buradan 9'a 16, yani dik resim ölçeğini seçebilir. Profil resmi olarak veya kare bir ölçek isteniyorsa 4'e 3 seçiniz. YouTube gibi yerlerde video oluşturanlarsa 16 ya 9 geniş ölçeği seçebilir. Farklı istiyorum diyorsanız buradan kendi ölçeğinizi ücretsiz sürümünün müsaade ettiği kadar oluşturabilirsiniz. Devam edelim. İkinci model benim istemlerime yakın olduğu için bu örneklemeyi seçiyorum. Son modeli buraya tıklayarak daha detaylı bir model seçebilirsiniz veya diğer seçtiğiniz karaktere benzer de seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz modelsiz resimlerde oluşturabilirsiniz. Bu arada bu uygulamada yalnızca resim değil, kısa animasyon ve videolarda yapabilirsiniz. Şimdi en önemli kısma geldik. Arkadaşlar buradan yapacağınız seçim önemlidir. Yani anime, çizgi film, 3D gibi karakterler tasarlıyorsanız onları seçin ama biz gerçekçi bir kadın model yaptığımız için burada iki önemli seçenek var. Birisi DPM Karas 2'dir, diğeri ise DPM CDA Karas seçimidir. Ben genelde ikincisini bunu seçiyorum. Fazladan kredinizi yiyebilir ama gerçeğe en yakın görseller bu seçenekler ile oluyor. Yine de siz diğer seçenekleri de kontrol edebilirsiniz. Ha bu arada ben buraya bir referans resim koyarak aynısını veya benzerlerini yapmak istiyorum diyenler varsa bu programda o da var arkadaşlar. Buraya gelerek referans resminizi koyun. Az önce anlattığım gibi aynı işlemleri ve istemlerinizi yazın ve oluşturun bu kadar. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza ve nasıl resimler oluşturacağınızla ilgilidir. Ben bilmeyen arkadaşlar için basitçe gösteriyorum. Kararlı difüzyonu uğraşan uzmanlaşmış arkadaşlar için ayrı ve detaylı bir çalışma yayınlayacağım. Şimdilik bunları seçmeniz yeterli. Şuradan bir resim değil, iki resim seçeneğini seçin. Böylece her prompt oluşturduğunuzda iki adet eseriniz olacaktır. Buraları şimdilik ellemeyin arkadaşlar. Önemli kısımları bitirdik. Şimdi arkamıza yaslanalım ve büyülü teknolojiyi heyecanla bekleyelim. Onu beklerken video başlangıcında ben yapay zeka geliştirme uzmanı ve karakter tasarımcısıyım demiştim. Yani sizlerin işlerine yarayacak yapay zeka teknolojisi ve buna benzer harika yapay zeka araçlarını güncel olarak paylaşacağım. İçinizden gelirse ve abone olursanız Böyle güzel yenilikleri herkesten önce öğrenebilirsiniz. Tek tıklamayla sesinizi benimki gibi stüdyo kalitesinde kayıt edebileceğiniz, kendi telifsiz video ve müziklerinizi oluşturabileceğiniz, hatta YouTube kanallarında ben yüzümü ve sesimi göstermek istemiyorum diyenler için karakter tasarlayarak oluşturabileceğiniz araçları ücretsiz ve detaylı olarak paylaşacağım. O yüzden abone olursanız hem siz hem de bizler emeğimizin karşılığını almış olacağız. Bu arada resmimiz bitti ve sürpriz. Gerçekten olağanüstü güzel bir resim oldu. Anlamadığınız yerleri tekrar dinleyin arkadaşlar. Yorumları okuyor ve cevaplıyorum. Oradan da sorabilirsiniz. Buraya kadar izleyen güzel dostlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer işinize yararsa ve beğendiyseniz bizlerin etkileşim alabilmesi için beğenmeyi lütfen unutmayınız. Beğenmeyen olursa da canı sağ olsun. Herkese mutlu bir yıl diliyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.